Tabii artık yılanlar kış uykusundan uyandılar, doğanın tabiatında canlanmasıyla birlikte ve hem besin ihtiyaçlarını hem de üreme ihtiyaçlarını karşılamak için artık doğayla, yani daha doğrusu insanlarla iç içe olmaya başladılar. Tabii hal böyle olunca bağ evlerine giden veya piknik alanlarına giden, sulak kısımlarda işte piknik yapmaya veya dere kenarlarında, göl kenarlarında piknik yapmaya giden insanlar veya işte bağdaki veya işte evlerine, yazlık evlerine giden insanlar artık yılanlarla da haşır neşir olmaya veya karşılaşmaya başladılar. Tabii bunun büyük sebepleri dediğimiz gibi artık o canlıların da besin bulma ve gıdaya ulaşma ve aynı zamanda üreme ihtiyaçları ile ilgili yaşamlarını devam ettirmeleri lazım. Tabi burada dikkat edilecek hususlar şöyle. Aslında bizim ülkemizde 55-60 tür yılan bulunmakta. Tabi bunların içerisinde zehirli yılanlarımız da var. Engerek türü dediğimiz yılanlarımız zehirlidir. Fakat bunların hepsine karşı da bizim antidotlarımız sağlık kuruluşlarında mevcut. Genelde de aslında yılanlar gece beslenen canlılardır. İşte fareler olsun, tarla fareleri veya diğer canlılarla beslenirler. Tabii burada vatandaşlarımızın dikkat edeceği en önemli kısım, bir kere hani bağ evlerine göçtüğümüzde orada bir rutin temizliğin yapılması lazım kıştan yaza geçerken. Bahçelerimizde de özellikle evlerden uzak kısımlara, çünkü suya ihtiyacı oldukları için canlıların suya erişimleri veya gıdaya erişimleri evlerden biraz daha uzak noktalarda su veya işte bir takım gıdalar bıraktıklarında yılanların da ister istemez evlere doğru gelişi biraz daha azaltılmış olacaktır. Onun haricinde pencerelere, kapılara sineklik gibi diğer canlıların, haşerelerin veya yılanların girişini önleyecek şekilde bir tedbir de alabilirler. Fakat tabii ki burada en önemli olan vatandaşlarımızın işte o evlerindeki temizlik kısımlarına dikkat edip suları da, yani besinle ilgili duydukları ihtiyacı kısımları canlının uzak noktalara bıraktıklarında ister istemez eve yakınlaşmasını, temasını kesmiş olacaklardır. Onun haricinde de ister istemez piknik alanlarına gidildiğinde işte orada otluk, çalılık veya işte bir takım yerlerde çizme gibi, özellikle yani ayakkabının haricinde çizme giyebilirler oralarda piknik yapacakları zaman. Çünkü genelde orada sulak dere kenarlarında bu yataklarda daha çok popülasyonu olan bir bölgedir yılanların. Bunlara dikkat etmeleri hem kendi sağlıkları açısından hem de oradaki doğal yaşam açısından da bir önem arz etmekte. Tabii tüm bunlara rağmen ısırma vakaları olmuyor mu? İllaki oluyor. Burada önemli olan ısırma vakalarında da işte yılanın sokması, ısırmasına binaen, aslında burada en önemli kısım, tabii bu biraz kendim için de aslında tüm insanlar için de önemli bir kısım, sakin olmak lazım. Bir de şimdi ister istemez sağlık kuruluşuna hemen en kısa sürede müracaat edeceğiz ama ısırılan yılanın şeklini, işte ise eğer resmini çekebiliyorsak, onun bir işte boyutunu, uzunluğunu veya rengini nasıl bir şekilde olduğunu tarif etmemiz lazım ki ona göre bir antidot yapılmış olsun. Tabi burada da eğer bizim ulaşım imkanımız yok ise ısırılma vakasından sonra gölgelik bir yerde aslında sakin olmak lazım burada. Çünkü niye sakin olmak lazım? Telaşla birlikte heyecanla da kalp atışları hızlanmakta ve vücut adrenalin salgılamakta. Kan vücutta daha da çok hızlı dolaşmakta böyle olunca. Dolayısıyla da zehir vücuda daha da çok hızlı yayılıyor. Ama ne kadar sakin olursak kan akışımız yavaşlayacağı için vücuda zehrin yayılması da azalmış oluyor ve ambulansın, sağlık kuruluşunun gelmesini sakin bir şekilde beklemek lazım. Onun haricinde de ulaşım imkanımız varsa en kısa sürede sağlık kuruluşuna gidip orada işte gerekli tarifleri yaptıktan sonra ona göre tedavi protokolünü oradaki hekimlerimiz uygulamaktadır.